Çöz Kazan yayınlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nihan. Ben de Ece. Biz 2018 yılında uygulanmaya başlayan YKS'nin ilk öğrencilerindeniz. Bu süreçte yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Hocalarımız normalde yürütüyor bu kanalı. Biz de ara sıra sizinle olacağız. Ben şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde okuyorum. Ben de tıp öğrencisiyim. Bu videoyu çekmekteki asıl amacımız, bugün burada olma amacımız, sömestrdan sonraki dönemde yapmamız gerekenler, nasıl bir plan izlemeliyiz, biz nasıl plan izledik, nasıl bir yol izledik, bunları sizle paylaşmak. Evet, sömestrdan önce de çalışmış da olabilirsiniz, çalışmamış da olabilirsiniz ama şu an hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile bir yerlere gelebilirsiniz. En azından istediğiniz yerlere kazanabilirsiniz. Ben herhalde öyle düşünüyorum. Ben sömestrden önce, yani sömestrden önceki dönemde çok fazla TET'ye yoğunlaşıp çalışıyordum. Ama hala sömestrde fark ettim ki çok fazla TET eksiğim var. Özellikle sömestrden önce ben işte çok fazla TET çalıştım ama hala istediğim yerde değilim. Acaba ne yapsam? İşte acaba sürem yeterli değil mi gibi bir düşünce içindeyseniz kesinlikle bu düşünceden hemen çıkın. Çünkü asla öyle bir şey yok. Önümüzdeki süreç bunlar için kesinlikle yeterli bir süreç. Peki senin için nasıldı bundan önceki süreç? Ben sömestr öncesinde TYT'ye çalıştım. TYT bitince AYT'ye biraz göz atmaya başladım. Sömestrde de Çöz Kazan kampına katılıp TYT'deki eksiklerimi kapattım. Denemeler çözdüm. Sömestrden sonra zaten AYT'ye yoğunluk verdim. Sen ne yaptın? Benim ondan önceki süreç böyle geçti ama ondan sonraki süreç böyle geçmemesi için elimden geleni yaptım. Çünkü bir ara pes etmek üzereydim. Hani benim daha çok fazla AYT konum var. Hani asla yetişmez gibi bir havaya girmiştim sömestrde. Hani çünkü TET netlerim istediğim gibi değildi. Bundan sonraki süreçte bana hocalarım çok destek oldular. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü kesinlikle yeterli bir süre. Buna inanın öncelikle. Çünkü bir plan doğrultusunda ilerlerseniz yetişmeyecek hiçbir şey yok. Denemelere ağırlık verin. TET bitmişse bol bol TET denemesi çözün. Eğer TET bitmemişse bile arada küçük konu tekrarlarıyla, branş denemeleriyle bunu pekiştirin. Kesinlikle AYT'yi aksatmayın çünkü bundan sonraki süreç sizin sınavdaki sıralamanızı etkileyecek en önemli süreç AYT. Sence? Bence de öyle. Ben biraz da sömestrden sonra ne yaptığımdan bahsedeyim. Ben TYT'yi bitirdiğim için AYT konularına başladım. Ama TYT'yi de unutmamam gerekiyordu. O yüzden mesela haftada 2-3 gün sabah erkenden kalkıp TYT denemesi çözüyordum. Sonra AYT konularına başlıyordum. Günün sonunda da AYT denemesi çözüp bitiriyordum. Ama her zaman TYT çözemem tabii. Çünkü zamanım yetmeyebilir. AYT konuları daha önemli. Çünkü ezber ve karşınıza bir soru çıktığında o konuyu biliyorsanız o soruyu yapabiliyorsunuz. Ama TYT böyle değil. Biraz daha yorum istiyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü TYT birazcık daha bencil bir sınav. Çünkü psikolojik, o anki psikolojik durumunu, süre... Yani her şey o anki netlerinizi etkiliyor. Yani ondan önceki netlerinizde, sınav anındaki netleriniz uymayabiliyor. Ama bu moral bozucu bir şey değil. Çünkü gerçekten çalışanın kazandığı bir sınav var. Ertesi gün olan AYT. Yani ne yaptıysanız, ne kadar çalıştıysanız o kadar size karşılığını veren bir sınav. Planlı bir çalışmayla, her derse yeteri kadar zaman verip, gerektiği zamanı verip çalışmayla kesinlikle çok şey değiştiren bir sınav. Benim TYT sıralamam çok çok daha gerideydi. AYT beni çok öne çekmişti. Plan çok önemli gerçekten, çünkü öğrenci şöyle bir hale giriyor. Bu konu var, bu konu var, bu konu var. Şimdi ne yapacağım deyip bütün konuları çalışmayı bırakıyor. Ama öyle değil. Gerçekten bir plan çerçevesine dizerseniz, bir sıraya sokarsanız önümüzdeki süre kesinlikle yeterli bir süre. Hani ben de arkadaşımla, bütün çevremdeki insanlarda da bu şekilde etkili oldu. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben sömestrden sonra TYT'ye %10 bir ağırlık verdim. %50 AYT konu çalışmasıydı. %40 da AYT soru çözümüydü. Ama tabii sınava yaklaştıkça bu konuya çalışmaktansa soru çözümlerini daha çoğalttım tabii. Çünkü soru kalıpları da çok önemli. Yani siz soruyu, konuyu biliyor olabilirsiniz ama soru kalıplarıyla tanışmış olmanız gerekiyor. Ben sömestrden sonraki süreçte %30'a %30 TYT, %70 AYT çalışıyordum. Her hafta en az 3 tane TYT denemesi çözmeye özen gösteriyordum. Ben bence siz de öyle yapın. 3 tane genel deneme, süre tutarak genel deneme bence bir haftada yeterli olur diye düşünüyorum TYT adına. AYT içinde konularınız bitmeden önce ben genelde branş denemesi çözmeyi tercih ediyordum konu çalışırken. Artık böyle sınava 1-2 ay kala genel denemeleri de çok arttırmaya başlamışım. Çünkü denemede farklı soru tipleriyle karşılaşıyoruz. Mesela ben şey belirliyordum, günlük hedef soru.
İşte matematikten AYT'de bir konuda şu kadar soru, bir konuda bu kadar soru. Bence bunu siz de uygulayabilirsiniz. Gerçekten hani çünkü hedeflerinize ulaştıkça motive o yola motive oluyorsunuz. Ve hedefinize sanki daha az bir şey kalmış gibi oluyor. Arkadaşlar bizim bahsedeceğimiz konular bu kadar. Sizin de bilgi almak istediğiniz konular olursa yorumlara yazabilirsiniz. O konunun üzerine de video çekebiliriz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.